saat 97 kilo, rakibi 107. Onu da söyleyelim sevgili seyirciler. Çok güzel boşalıyor. Çok güzel boşalıyor. Ve hemen kontra atını, atakını yapmaya çalışıyor. Bravo, bravo. Güzel bir çok güzel, diyor. Çok güzel. Rus çok dikkatli. Rus'un gözleri tam açık. Aman kaldır ellerini kardeşim Rus. Kaldır ellerini. Çünkü Rus da onu kontra yapmaya çalışıyor. Sevgili seyirciler, burada Yüksel'in son derece uyanık olması gereken anlar. Yüksel bana yumurta alıyor. Evet, öyle dakikalar geldi. Bakın gözleri önemli bir şekilde yani rakibinin üstüne dikmiş gözlerini, onun yapacağı her şeyi boşa alıyor. Ve evet, tabii ki Rus puan olarak önde, daha fazla hareket ediyor, daha fazla vuruyor ama yani her an Yüksel her şeyi yapabilir. Bir bakarsınız bir dördüncü rotta seyredebiliriz yani. Her şey olabilir çünkü maç çok yakın. Belki çok hafif bir şekilde Rus'un olabilir. Fakat çok yakın maç. Güzel yumruklar atıyor Rus ama çok güzel bir şekilde boşa çıkarıyor gene Gürsel, Yüksel o tekmeyi. Ve gözleri apayrık ve apayrık soyusuna yakıştıracak bir şekilde, evet, başarılı bir şekilde burada maç yapıyor kardeşimiz. Evet, tebrikler Yüksel. Haydi bakalım Yüksel. Devam et. Artık pek fazla bir şey kalmadı. Pek fazla bir şey kalmadı. Kontra bir darbe almadan Yüksel maçı sürdür. Dediğimiz anda bir sağ darbe aldı. Keşke bunu söylemeseydim sanki. Çok güzel, bravo Yüksel. İşte bir sağ vuruyor ve hemen de nasıl da tecrübeli. Vurduktan sonra hemen sarılıyor yani. Cesaretli bir dostum. Bravo, bravo. Yo, tekmeler yemiyor bakın. Sol eli devamlı yakalıyor bak, tekmeleri. Bak bak, kontralar. Veya da eskif yapıyor. Evet, bravo. Kontralarını orada saydırıyor. Rus da şaşırdı. Rus da şaşırdı. Böyle gencecik bir kickboksörün kendisine böyle dayanması. Yüksel devam et. Yüksel devam et. Alma artık o low kickleri. Ayağını uzatıyor ki tabii bir push kick gösterisi, yanına yaklaşmasın istiyor rakibi. Ben ve bu arada başarılı oluyor. Evet. Bütün Show TV ekibine çok teşekkür ediyorum. Halı pişirmeye çok teşekkür ediyorum. Ve sayın patronum Saner Ayar'a çok çok teşekkürlerimi bir borçluyorum. Evet sevgili seyirciler, Rus dizle boksörümüzün üstüne geliyor ama dönerek yine bir düşünce var. Sadece düşünce. Yüksel'in gözleri, iskitleri, bakışları çok şahane. Harika. O tehlikeli herhangi bir tekme ya da yumruğa hiçbir şekilde yakalanmadı. Bravo diyor. Vallahi bravo. Ve yediklerini de sağlam bir şekilde aldı ve karşılık verdi. Evet sevgili seyirciler, bakın şimdi yine Rus tam önümüzde, iplerin üzerinde. Yüksel'i sıkıştırmak istiyor. Yüksel dönüşüyor. Harika bir de sağ vuruyor. Çok güzel Yüksel. Çok güzel. Bravo Yüksel. Bravo. Yepyeni bir genç kickboksçu kazanmak üzereyiz sevgili seyirciler. Kendine itimadı da tabii geliyor. Ben dövüşürüm dedi, geldi bu. Son 10 saniye. Bu Rus karşısında ben dövüşürüm dedi, ringe çıktı. Oo, çok güzel bir savurdu Yüksel. Haydi Yüksel, hadi Yüksel artık. Son saniyelerde hiç de belli olmaz bir bravo. Sürpriz. Bravo, bravo Yüksel, bravo. Bravo, tebrikler, tebrikler. Sevgili seyirciler, işte gecenin son maçının son raundunun ağır çekimleri. Gencecik bir Türk boksçu, tecrübeli Rus karşısında elden gelen bütün gayreti gösteriyor. Çok güzel eskimlerle rakibinden yumruk dahi almıyor. Yani tabii biraz daha fazla dokundu Rus ama o kadar tehlikeli hareketler yaptı ki bizim kickboksçumuz bunların hiçbirisini almadı ve 9 dakika aslanlar gibi dövüştü. O bakımdan kendisini candan kutluyoruz. Yepyeni bir kickboksçu kazandık diyoruz. Bakın sonlara doğru darbeler de vuruyor. Ve ağır çekimde bunları hep birlikte seyrediyoruz. İşte bu son bir sağ, bir push kick ve şimdi Tarık Solak sonucu açıklıyor. Teşekkürler Orhan ve Türkiye 2, Dünya Karması 1. Çünkü bir evvelki maçta diskalifiye vardı ve galip gelen herhangi bir taraf yok. Acaba beraber mi olacağız yoksa kazanacağız mı yoksa devam mı diyoruz. Ve 3 hakem 30-30 beraber ediyoruz. Extra round devam. Sevgili seyirciler, dördüncü round bakalım neler getirecek. Bu arada bir mesaj veriyoruz. Marcin Rozalski hastaneye kaldırdı fakat korkulacak bir şey yok. İyi haberlerini alıyoruz. Kendisine başarılar ve saatler diliyoruz. Şimdi burada Yüksel Ayaydın'ın köşesine de tabii çok önemli şeyler düşüyor. Yüksel Aydın ilk 3 round fevkaladeydi. Ve Tarık Solak, Yüksel'in köşesinde kim var? Yüksel'in köşesinde Nasser Kasam var, Kadir Maruf var ve Fransa'dan
Afrika'dan bütün sporcular oraya toplanmış çünkü takım arkadaşları. Tabii hepsi Fransız. Çok da terbiyeli insanlar ama şu anda bütün heyecan ringin ortasında. İkisi de çok dikkatli. Yüksel dışarıdan dövüşen, Rus ise içeriden dövüşen bir sporcu olmaya çalışıyor ama Yüksel hiçbir şekilde eyvallah yok. Tebrik ediyorum kendisini. Yensin veya yenilsin. Çok güzel bir maç. Aslanlar gibi, aslanlar gibi. Kendisine teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Onu da söylüyorum işte. Şimdi bu arada bir ters bir darbe aldı Rus. Şaşırdı, şöyle bir döndü baktı. Arçekin de bunu yine seyreder sevgili seyirciler. Bakın şimdi çok güzel bir sol Yüksel'den. Bir sağ darbe geliyor Rus'tan. Ama Yüksel müthiş kıvrak. Harika köşeden çıkıverdi. Evet, her an her şey olabiliyor. Arsene karşıdayız. Gayet tabii. Ve Yüksel sevgili Apaydın, Kosya, Bluehost'a karşı. Dördüncü reyandayız, ekstra reyandayız. Bakalım maç burada bitecek mi yoksa bir reyand daha gidecek bir mi? Bir reyand daha uzayabilir de hiç de belli olmaz. Çünkü Yüksel de iyice açıldı. Şimdi bunun berabere bitmesi Yüksel'e moral verdi. Tabii böyle tecrübeli bir sporcuya karşı. Çünkü tabii maçtan önce benim kulağıma geliyor herkes. Rus çok iyi, Rus şöyle yapar, Rus böyle yapar. Genç arkadaşımızı biraz korkutmak istediler. Fakat Yüksel de vallahi oralı bir değil Yüksel. Evet. Çok cesaretli bir sporcu. Ve kendisini hiç darpmadan, psikolojisini hiç bozmadan geldi burada. Aslanlar geri dönüşüyor. Bravo, bravo Aydın. Darbe alıyor, veriyor ve alıyor. Aydın her şeyi yapıyor. Evet, her şeyi yapıyor ama darbeyi çok az alıyor. Çünkü son derece hareketli. Eskileri son derece iyi. Gözleri çok iyi. Bir sol direk aldı. Hemen bir sol direği çıkartıyor. Tutturamıyor ama çıkartıyor. Yani karşılık veriyor. Şimdi Rus sıkıştırdı onu tam köşede. Diz vurmak istedi Rus. Yüksel onu da kapadı. Yani distansı, mesafeyi ayarladı ve rakibinden o darbeyi almadı. Evet, biraz eller düşmeye başladı. Evet, Yüksel evet, biraz göster. Kaldırmasını tavsiye ederiz. Biraz sert darbeler geliyor. Rus hemen onu gördü ve yine sarıldı. Yine kickboksumuz sarıldı. Bir kötü bir şey olmasın istemiyorum öyle bir şey sevgili seyirciler. İşte çok var. Güzel i̇şte bravo, bravo. 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 Hemen çok güzel. Alıyor. Hadi şu round bitse, bir knockoutsuz bitse. Çünkü çok güzel bir tecrübe sahibi olacak. Gencecik 18 yaşında bir kickboksçu sevgili seyirciler. Yepyeni bir Filiz. Bravo, bravo, çok güzel Yüksel. Nasıl eski bile rakibini boşa alıyor. Harika, çok güzel. Ve son 10 saniye. Yine Yüksel suratına aldı ve hemen de vurdu. Ayağı aldı, vurdu. Rus galiba biraz daha baskın bitiriyor maçı şu anda. Rus maçı vurdu. Bravo, dağılıyor. Bravo, bravo Yüksel'e, bravo Yüksel'e. Bronta Rus puan olarak daha fazla öndeydi sevgili seyirciler. Tabii hakemler kararı verecek olan onlar. Şimdi bakınız, ağır çekimde bakınız neler olmuş. Hep birlikte seyredelim. Yüksel'in bir ayak darbesi var. Rus'un boşa giden ve yine Yüksel'in boşa giden ayak darbesi. Sarılmalar var. Dördüncü round bu. Ekstra round. Ve Rus'un vuramadığı bir sağ. Ardından bir ayak darbesi, yine bir sağ Rus'tan. Bu defa sol ayak Rus'tan. Evet, yepyeni bir kickboksçu, yiğit bir delikanlı, Fransa'da Lyon'dan geldi. 18 yaşında, herkesin korktuğu Rus'la ben dövüşürüm dedi ve gayet de güzel dövüştü. İlk 3 raundu berabere bitirdi. Dediğim gibi galip sayılır bu yoldan mağlup ve şimdi Tarık Solak. Evet, gecenin son maçı tamam mı, devam mı diyoruz. Ve 3 hakemde 10'a 9, 10'a 9, 10'a 9, şampiyon ve galip gelen taraf Kosya Gloss diyoruz ve Türkiye 2, Karma 2 bu hafta beraber kalıyoruz. Haftaya Yunanlara karşı bakalım Türk sporcularımız ne yapacak. Az sonra reklamdan hemen sonra kapanışta tekrar karşınıza çıkıyoruz.